Merhabalar, bu videomda yine sizlerle birlikte çok güzel bir süsleme çalışması yapmak için birlikteyiz. Arkadaşlar, süsleme için koton ipler kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir koton ip. İki tane farklı rengimiz var. Ben bu renkleri seçtim ama istediğiniz her renkte yapabilirsiniz. Yapacağım süsleme, özellikle ben şöyle düşündüm, böyle düz tişörtlerin cep kısımlarına, gömleklerin cep kısımlarına, çocuklarımızın kotlarına ya da işte hırka çalışmalarına, atkı çalışmalarına, birçok şeye monte edip kullanabileceğiniz türden. Şimdi sizler de hazırsanız hemen başlayalım. İpinize uygun bir tığ numarası seçebilirsiniz. Ben genellikle koton ipi 1.90 milimlik tığla örüyorum. Şimdi 9 tane zincir çekerek başlıyoruz. 9 zincir çektikten sonra en baştaki zincire kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra 7 zincir çekiyoruz. 7 zincir çektikten sonra yapmış olduğumuz halkanın içerisine 2 dolayıp üçlü çıkacak şekilde trabzan yapıyoruz. İki, iki alıyorum ve kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar iki doluyorum. Aynı yere yine şöyle iki bir çektim. İki bir çektim. İki bir çektim. Bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Üçlü trabzan. Bir, 2, 3 çekmeli. Şu anda boşluklarımız 1, 2, 3 tane. Toplamda 12 adet olacak. 12 tane yapalım. İki tane zincirimi çekiyorum ve sonuncuya kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Sonuncunun arkadaşlar bakın şöyle iki tane kalacak şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektikten sonra bir tane doluyorum. Bu şekilde fıstık çalışması yapmaya başlıyorum. İpi çektim bıraktım 1, doladım. İpi çektim, bıraktım 2, doladım. İpi çektim, bıraktım 3, doladım. İpi çektim, bıraktım 4. Doladım, ipi çektim, bıraktım 5. Toplamda 5 kez yapıp hepsini birlikte çıkartıp bu şekilde bir zincir çekip burada arkadaşlar kapatıyorum. Sonra bir tane daha doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 kapattım. Zincirimi çektim. Yan tarafa geçiyorum. Pardon arkadaşlar, şurada iki tane araya zincir çekecektik.
zincirimizi unuttuk. Şöyle bir, iki, hatta bir tane daha çekelim. Üç olsun. Doladım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Hepsini birlikte çekiyorum. Kapattım. Kapattıktan sonra üç zincir çekiyorum. Üç biraz sıkı gelirse, bana sıkı geldi. Dört zincir çekelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim araya. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Hepsini bu şekilde kapatarak, sonrasında da dört zincir çekerek tamamlıyoruz. Son zincirimi çektikten sonra ilk baştaki fıstık çalışmasının tepesine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bakın. Ve burada bir zincirde çekip ipimi kesiyorum. Şimdi yeşil ipimizi kullanacağız. Herhangi bir yerden ekliyorum. Sık iğne olarak düşünüyorum eklediğime. Şimdi bir doladım, bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir doladım, bir tane İkili trabzan yapıyorum. Doladım, bir tane daha ikili trabzan. Doladım, bir tane daha ikili trabzan. Yani üç tane ikili trabzan çalışıyorum. Doladım, bir tane yarım trabzan çalışıyorum. Ve bir sık iğne. Geldim yan tarafa. Bir tane sık iğne, doladım, bir tane yarım trabzan, doladım, üç tane
ikili trabzan çalışıyorum. Doladım. Bir tane yarım trabzan. Ve bir tane de sık iğne çalışıyorum. Şimdi yan tarafa geliyorum. Bir tane sık iğne, bir tane yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan, bir tane yarım trabzan ve bir tane de sık iğne. Geldim yan tarafa. Bir sık iğne, yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan, bir tane yarım trabzan, bir tane de sık iğne. Bu şekilde tüm yaprakları yapmaya devam ediyoruz. En sonuncuyu da arkadaşlar şöyle kaydırma yöntemiyle yana birleştirip bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. İplerimizi temizliyoruz. Çok güzel bir çiçek çalışması oldu arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu çiçekler birçok süslemede kullanabileceğiniz modeller ve harika görünüyorlar. Rengarenk yapabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.